sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Yepyeni serime hoş geldiniz. Evet, bu serimiz ne mi? Takipçilerden öğütler. Bana bu seriyi öneren ve ilk seriyi söyleyen, böyle ne yapmam hakkında, ne hakkında falan bunları öneren falan, teşekkürlerimi sunuyorum Gaka Burak'a. Sağ üst köşeden gidip kanalına da bakabilirsiniz. Mükemmel bir kanal var. Anlatmaya gerek yok. Efsane bir kanal var. Gidip abone olup bildirimleri açın. Güzel bir kanalı var. Öyle Gaka karikatürlerle ilgili şeyler falan yapıyor. Her neyse. Bugün sizlerle birlikte Yemezsiniz serimiz olan Takipçilerden Öğütler serisine başlıyoruz. Evet, efsane bir şekilde. Bu seride ne mi olacak? Sizler, bakın sizler benden yapmamı istediğiniz şeyler varsa, eğer ki öğütler falan gibisinden, aşağı yorumlarda belirteceksiniz veya uzun uzun yazacaksınız. Ben de onları videolarında sizlere sunacağım. Yani takipçilerden öğütler bu şekilde olacak. Veyahut da siz bir konu üzerine yaz dersiniz bana. Ben de o konu üzerine yazarım. Bir gün takipçilerden seriler diye çekerim yani. Neyse, bu arada hashtag Yemezsiniz konseptlere de girmiş olacak. İki seri bir arada olmuş olacak. Hashtag takipçilerden öğütler, hashtag Yemezsiniz konseptler gibisinden. Neyse, iki ayrı grupta yer almış olacak bu takipçilerden öğütler, ne demiş olduğum gibi. Evet, ilk serimizde, ilk videomuzda, bölümümüzde, bu seride ne mi konumuz? Bir bireyin sosyalleşmesindeki en büyük etken nedir? Evet. Güzel bir sunum yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsindir Burak diyelim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bana uzun uzun erinmeyip yazdığın için, söylediğin için. Gaka Burak'ın kanalına da abone olup bildirimleri açın lütfen. Teşekkürlerimi bir kez daha sunduktan sonra, o zaman bir bireyin sosyalleşmesindeki en büyük etken bakalım neymiş. Sunum girsin. Şşt. Bir bireyin sosyalleşmesindeki en büyük etken nedir? Sosyalleşme, kişinin içinde yaşadığı toplumun bir bireyi olma sürecidir. Kişi ve toplum arasındaki ilişkiyi ifade eden sosyalleşme çok yönlü ve karmaşık bir şekilde gelişir. İnsanlar doğdukları andan başlayarak bir sosyalleşme süreci içine girerler. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için insanları hem kendilerine hem de topluluğa adapte edecek biçimde sosyalleştiren bazı ortam ve grupların varlığı söz konusudur. Bu ortam ve grupları şu şekilde sıralayabiliriz. Aile. Doğduğumuz andan itibaren sosyalleşmemize olanak tanıyan ilk ve en etkili araçtır. Bireylerin ilk toplumsal ilişkileri doğdukları aile ortamında şekillenir. Çocuğun ilk hayat dersini ve tecrübeler biriktirdiği sosyal kurum ailedir. Arkadaş grubu, aileden sonra bireyin sosyalleşmesindeki diğer önemli araçtır. Arkadaşlar arasındaki mücadelede hakkını korumayı, paylaşmayı, başarıyı ve sevilmeyi öğrenen birey, aynı zamanda kurallar çerçevesi altında nasıl hareket etmesi gerektiğini de anlar. Arkadaş grubu sayesinde boş zamanlar değerlendirilirken cinsel kimliğin farkındalığı da bireyin sosyalleşmesine katkıda bulunur. Okul, bireyin her bakımdan sosyalleşmesini sağlayan en önemli kurumdur. Çocuk okulda yaşıtları ile birlikte yaşayarak onlarla yaşamı ve çalışmayı öğrenir. Diğer sosyalleşme araçlarına nazaran okul daha örgütlü ve resmi bir kurumdur. Burada yalnızca bilgi ve beceri kullanılmaz. Aynı zamanda toplu yaşamanın kuralları ve sorumlulukları aynı zamanda öğrenilir. Okuldaki eğitim ile sosyalleşmenin kalıpları genişler ve daha karmaşık toplumsal sorunlarla mücadele etmeye yeteneği kazanılır. Kitle iletişim araçları. Bireyin sosyalleşmesindeki süreçte yap, yapma uyarıları deneme, yanılma yoluyla sürecin başarılı veya başarısız topluma uyumlu veya uyumsuz olarak sonuçlanmasını belirler.
Başarılı sosyalleşmede birey kendisiyle barışık, topluma ve kendisine faydalı geliştiren, araştıran, sorgulayan bir bireye dönüşmüştür. Başarısız sosyalleşmede ise uyumu sağlamamış, kendisiyle çelişen, toplumun diğer yargılarıyla çalışan bir birey oluşur.